Ben Selendiye'nin Avloşehir ilçesinde bir evlat olarak 1989'dan itibaren İstanbul hayatıyla kendi hayatımı idame ettiriyorum. Fakat memleketime bayramlarda ya da tatil izinlerinde geldiğimde memleketimin durumunu gördüğümde işlerim acıdı. Ki ben de bir evlat olarak. Burayı nasıl ayağa kaldırabiliriz düşüncesiyle gerekli yetkili mevkilere, belediye başkanı olsun, diğer tanımış olduğum büyük üstadlarımız olsun, ne yapabiliriz hesaplarını yaparken buraya geldim. Böyle bir atılı bir yerin olduğunu, öğrencilik döneminde yapılmıştır çünkü bu. İlgili belediye başkanına gittiğimde teşekkür ederim yine kendisine. Buranın açık cezaevi olduğunu, cezaevine verildiğini ve bunu veren de sayın şu anki bana muhalif olan Muhammed Akçan beyefendinin. Bununla ilgili cezaevinden bunu nasıl alabiliriz, nasıl dönüştürebiliriz? Buraya büyük bir yatırım getirelim, bir fabrika getirelim, insanlarımız çalışsın düşünceleriyle uğraşlar verdik. Tabii bunların gerekli prosedürlerin olduğunu, bu aşamalarla ilgili yapılması gereken bütün kanuni prosedürlerin dışına çıkmadan harfiyen hepsinde uğraşları vererek son aşamasına kadar getirdik. Bunda en büyük payı olan, onunla da gurur duyuyorum, Sayın Recai Berber, kendi memleketi Soma olmasına rağmen Selendiye ile ilgili çok büyük bir özveri vermiştir. Hiçbir zamanda Selendiye haricinde kendi memleketini konuşmadan bu memlekete, Selendiye'ye nasıl faydam dokunur diye hemen hemen her hafta istişare etmişizdir. Yine de sağ olsun, teşekkür ederim kendisinden. Ama ben bunun haricinde diğer vekillerimden hiçbir şekilde bir yakınlık, hala daha bir yıl olmuş Sayın Uğur Aydemir bana randevusu, sekretere dönecek de randevu verecek. Hala vermiş değil burayla ilgili. Bununla ilgili gerekli yazışmalarımı yaptım. Böyle bir atıl bir yerin İslam'a kavuşturmak kaydıyla, topluma hizmet vermek kaydıyla Sayın Cumhurbaşkanıma kadar her türlü şekilde yazışmalarını yaptım. Bunlara rağmen son aşamasına getirdik. Ve bu aşamada da yatırımcı arkadaşları da getirdik. Onlardan buranın yarın bizim yerimiz küçük, insanların dedikodusu büyük, gıyabımızda arkamızdan konuşulmasın diye yine ilgili firmanın buraya mal vermesi babında sözleşme olarak taahhüdünü aldık, garantisini aldık ve bize beyan ettiği husus şuydu: burada 300 kişi değil 500 kişi de çalıştırabilirsiniz, ben size bu yönde destek vereceğim, başka da herhangi bir işten yok, işinize bakın denildi. Buna istinaden biz de gittik, makinelerle ilgili, ilgili makineci arkadaşlarla görüştük, gerekli sözleşmelerimizi yaptık. Burayla ilgili elektrik tesisatları ile ilgili arkadaşlarımız geldi. Şu an için boya badanasını hızlı bir şekilde ihale süreci çabuk olacak diye bunlarla ilgili girişimlerimizi bulunduk. Fakat buradaki karşımıza çıkan işlem şu oldu: biz bu rakamın yüksek olduğunu, devletin bu tür şeyleri kazandırma adına fedakarlık yaptığını, aynı yerin köprü başında çok ucuz bir şekilde satıldığını ihaleye çıkararak, satıldığını da çok iyi biliyorum, bununla ilgili buraya nasıl alabiliriz, nasıl çok fazla bir borcun altına girmeden, çünkü arkadaşlarımızın araştırmaları, kendilerinin de araştırmaları olmuş. CLS'de bir firmanın ortaklığı zaten buraya gelecek olan kişi, İstanbul'da da şahıs olan kendisi, mükellefiyeti var. Ordu, Gölköy ve Gürgentepe'de CLS'de firmalarına girsinler, baksınlar. Firmasının da reklamını da yapayım, önemli değil. Ve ne kadar insanlara İslam aç verdiğini. Aynı şekilde buraya da gelip bu yatırımları yapmanın derdindelerdi arkadaşlarımız. Fakat bütün prosedürleri açtık. Buradaki karşımıza çıkan işlem şu oldu: burası Selen için hayırlı olsun denildi. Ve böyle bir işlem, böyle bir hayır yapılacaksa, insanlar çalışılacaksa biz burasını size takdim edelim denildi. Biz de eyvallah dedik, çıktık geldik. Ama ihalenin tabii ki TC vatandaşı olan herkes ihaleye katılabilir. Bizim sıkıntımız yok. İhaleyle ilgili bir sıkıntımız yok. Ama biz memleketimizde böyle bir yatırım için mücadele verirken insanların, karşımıza çıkan insanın kendi, sadece kendi menfaatleri doğrultusunda cebine parayı 100 lira, 500 lira daha fazla para kazanıp cebine kendi refah düzeyini yukarı çıkarmanın derdinde olan insanlarla sorunumuz. Bizim sorunumuz Selen'de halkıyla değil. Bizim sorunumuz buraya getireceğimiz işçi ya da çalıştırmayla ya da ihale bize 500 lira daha fazla verdi derdinde değiliz. Bizim derdimiz
burayı Selendiye nasıl kazandırabiliriz derdindeyiz. Ama maalesef gördüğümüzde insanların bu tür şeylere olmaması için neden bu memleketin ileriye gitmediğini ben daha çok iyi anlıyorum. Bu memlekete herkes birilerinin arkasına takılmış. Evet doğru. Doğru. Bugün yetkili vekillerime de aynı şekilde konuşuyorum. Manisa vekillerimizle. Benim Selendim'in insanları buraya geldiğiniz zaman sizi alkışlaya alkışlaya ellerinin nasırları patladı. Siz Selendim için ne yaptınız? Buraya geldiniz, konuştunuz, insanların sorunlarını aldınız, cebinize koydunuz, gittiniz, yol ayırdığında yırttınız, attınız. Ben bunlara da şahidim. Ben bunları da biliyorum. Ama ben yine de kimseyi kötülemiyorum. Kimse hakkında da şikayetçi değilim. Yani onlar da bir vekilimizdir. Bugün onun işini yapmadıysa yarın bir başkasının işini yapmıştır. Ama sorun burada o değil. Bu memlekete nasıl ekmek verebiliriz derdindeyiz. Bugün Selendim'in benim hiçbir şeysi yok. İspat etsinler. Selendim'e şu yatırımı yaptık desinler. Kaç yıldan beri bir tane üniversiteyi getiremediler. Neden? Birisi imza atmıyor. Öteki senin zamanında gelmesin, benim zamanımda gelsin. Bu memleket bizim arkadaşlar. Bu memleket bizim, bu Selendim bizim. Bizim Selendim'imizden başka bir yerde yaşadığımız bir yer yok. Ben teşekkür ederim. Kimseye de kırgın değilim. Kim ne yapmak istiyorsa yapsın. Ben bu kadar uğraştım memleketim için. Hayırlı uğurlu olsun. Ben başaramamış olsaydım insanlara benim gıyabımla konuşacaktım. Ama Rabbime şükürler olsun ki ben her şeyi başardım. Şimdi onlar benim bu işle ilgili şevkimi kıran insanların arkasından konuşulan kişiler kendileridir. Takdiri de Selendim'i halkına bırakıyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.